Merhaba arkadaşlar. Sizlere daha önceki videomda da söz verdiğim gibi bu su türbünü alternatörlerini, çarklarını suyla döndürüp size video çekeceğim demiştim. Şimdi de onun için bu hazırlıkları yapıyorum. Şöyle bakın, gördüğünüz gibi bu devirde ledleri yakıyor. Bunda gördüğünüz gibi bu biraz daha güçlü. Bu normal vantilatör motorundan yaptığım alternatör. Bu da klima fan motorundan yaptığım alternatör. Şimdi bunları suyla denemeden önce şöyle ben hortumu çektim. Tabii normal şehir şebeke suyuyla döndüreceğim. Bakalım nasıl olacak. Hep birlikte göreceğiz. Tabii bu şeyi yapmadan önce, bu testimizi yapmadan önce şöyle ben pet şişe, 5 litrelik pet şişeyi kestim. Şimdi bunları takacağım. Tabi bu alternatörler zarar görmesin diye takacağım. Ondan sonra bu dışarıdaki hortumla deneyimizi yapacağız. Daha sonra da buna, bu biraz daha güçlü çünkü, yani klima fan motorlu olan alternatöre, daha sonra 220 voltluk led ampulü deneyeceğim. Tabi bu prizi bağlayacağım. Bir de şu gördüğünüz gibi cep telefonunu şarj edecek mi? Bunları da test edeceğiz, göreceğiz, bakalım ne olacak. Müsaadenizle ben şimdi şu plastikleri takıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi bizim şehir şebeke suyun basıncı biraz az. Gördüğünüz gibi şöyle fışkırtacağım. Deneyeceğiz. Bakalım, önce şu kaşıklara vurduralım. Evet, kaşıklara şöyle suyu da gösteriyorum. Bakın şu power led, bu taraftaki şu 4 tane olan power led, diğeri şerit led. Şöyle, evet, yani çeşme suyuyla 4-5 metre ledi rahat yakabileceksiniz demektir. Tabi bunun basıncı veya böyle ucunu tam şöyle yapalım bakalım. Evet. Burada başarılı olduk. Şimdi gelelim diğer küçük alternatöre. Bunu şöyle döndüremedik. Şey, şu plastikte sürtüyor ama. Evet. Dönmeye başladı. Evet, döndürdük. Gördüğünüz gibi bu da rahatlıkla 2-3 metre leti yakar. Bakın. Evet. Demek ki yakından vurdurmamız gerekiyormuş. Evet. Bu da başarılı. Gayet güzel. Yani bir suyla hem proje amaçlı veya kullanım aydınlatma amaçlı da olabilir. Şimdi diğer çarkımıza. Dediğim gibi ben buralara kağıt bant bağladım. Tabii şimdi deney yapacağımız için. Şimdi buraya ben 220 voltluk ampulü bağlayacağım. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle gördüğünüz gibi led'i çıkardım, led bağlantılarını. Sadece ampulü bağladım ama tabii bunu şöyle ben bir önce elimle test edeyim. Tabii elimle. Tabi bunu yüksek döndürmem gerekir. Bu su basıncı buna yetmeyecektir. Ama yine de deneyelim. Elimizle yakabiliyoruz ama şimdi şöyle yapalım. Evet, bu da yetti. Gördüğünüz gibi 220 voltu led lambayı yaktı. Ben yakmaz diye tahmin ediyordum ama bu su, tabi biraz daha fazla su olsa daha güzel olacak. Evet, şu anda gayet güzel. Şimdi bir de telefonu deneyelim ama inşallah su gitmez. Şimdi oraya şarj aletini takalım. Şöyle biraz uzak yere koydum. Tabii su elektrikli tehlikeli. Şöyle fişini soktum. Bakalım. Evet.
hortumun ucuna ne yazık ki bunu şarj etti, evet. Evet, şu anda şarj ediyor. Evet, şeyde yüzdesini de yazdı. Çok güzel. Bakın. Demek ki suyu güzelce vurdurmak gerekiyor. Evet, burada da başarılı olduk arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bundan sonraki projeler, yapım olayları da size aittir. Hepinize başarılar dilerim.